çerçevesinde insanlar birbirine bayağı saygı duyuyor ya. Dur. Kim var, kim yok? Kimse yok. Hepsi saygısızlık yaptı, gitti. Gittiler. Aynen öyle. Niye, ne oldu? Üstleri aramayacaklarmış. Sözlülerine güvenmiyorlarmış. MM'ler. Öyle dediler. Siz bizim sözümüze güvenmiyorsunuz dediler. Ya oğlum, ben arama dedim ya zaten. Okey de ilk başta diğerlerinkini aradık. Burada bir sıkıntı olsa bizim boynumuza oluyor bu. Ya burada yanlış bir mi? Sıkıntı olsa bizim boynumuz olmuyor. Yani kaç kişi geldi? Kimler geldi? Hangi gruplar geldi? 5 grup vardı Black burada. Ve aynen. Şu an yine 3 grup var da. Her Black ve ne? Metinler, çaçalar, cesurlar. Ne yapalım? Yani orada kim bir bokluk yapıyorsa karşısına orada kaç grup varsa hepsini alacaktı zaten. Niye aradınız ki? Yani ya, ben sana dedim oğlum telefonda arama diye. Ya ilk başta aradık işte üstlerini, Gio'nun falan. Ah be emem. Onlarınkini aradım. Sonra ben sana metinler geldikten sonra sordum. Oğlum biz anlayışlı adamlarız. Bize gelip deseydin bir sıkıntı olmaz derdik zaten. Yani ben herkes aranacak diye konuşuyordum da Can eğer aramayın dediyse ya, keşke deseydim. Ya ben telefonda dedim ki ben dolu geliyorum zaten. Ya yani orada olay olursa kendi boyunlarına zaten dedim yani. Efendim? Heh. Ulan hemen patlatmış mı? Zaten kalmadı ki kimse. Kimler buradaydı gidenlerden? Çaça, Metin, Cesur. Cesur. Hayır yani kimler, kimlerle bağlı, kim kimle ekip? En yetkili kim aralarında? Kimleri aramam lazım? Çaça, Metin, Asım. Ya onlar Metin'le Çaça aynı zaten de Çaça'yı ara sen. Hı. Bir de şey Cesurlar vardı işte, Asım vardı. Bir de Evil'lar vardı, onlar da gittiler. Evil'larla konuştum. Onlar o yüzden mi gitti bilmiyorum ki, emin değilim. O yüzden mi gittiler hemen? Ya onlar üstleri arandığı için gitti, diğerleri aranmadığı için. Alo. Ya hırsının de avucunun içine sigara söndürdü ama adam, psikopat. Yani. Kim? Evil. Kimin? Sigarayı avucunun içine söndürdü adam. Kendi avucunda ya. He, kendi avucunda. Te Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede Evil? Evil, 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 Evil. Tamam zaten gözünüz önünde aranan insanlar girdi içeri. Hemen evet. Kimle konuşuyor? Derviş'le. Derviş diyor, üzeri aranmazsa girmem ben içeri diyor. Ay amına koyayım. İllegaller aralarında trip mi yapmış şu an? Oğlum daha girişte anlaşamıyorlar. Bunlar içeride nasıl anlaşacaklar köşeler için? Onu çok iyi dedin. Yani işte bunu demeye çalışıyorum ben. Ben bir şu Evil'ı arayayım bakayım. Dervişlerle konuştum, şey diyorlar. Herkesin üzeri aranacaksa geliyoruz diyorlar. Yani olayı çıkartan oğlum baştan bana anlatsanıza. Kim bak, geldi burada, ne dedi, şu, ne oldu? Burada Gio'lar vardı. İçeri girdiler. Üzerini arandı. Black'ler geldi, üstleri arandı. Çaçalar geldi, Metin falan. Üstlerini aramasını istemediler. Sonra Black'ler de gitti. Üstleri aranmadığı için. Sonra Çaçalar da gitti. Hani şey dediler, bize de mi güvenmiyorsun da üstümüzü arıyorsun vesaire döndü. Biz dedik konu güven değil kesinlikle. Herkesin üstü aranıyor. Buraya biz çağırdık herkesi. Olası bir durumda da hani bir nevi bir tık sorumluluk bizde olacağı için. Öyle yani anlattık. İçeride bir sorun çıksaydı orada 3 tane mi grup var? İkisi zaten bir grubun anasını sikecekti yani. Niye bu kadar büyüdü ki bu muhabbet? Götüne güveniyorsa millet gelseydi sıksaydı içeride zaten. Niye böyle karı triplerine girildi, ben onu anlamadım. Çocuk mu oynatıyoruz burada amına koyayım? İlk Evil'lar gitti. Geldi Evil'lar. Bu ligi ne kadar güzelmiş lan. Mia haklı ne amına. Ne olmuş da burada?
Ben yokken. Çok saçma muhabbet can, amına koyayım yani. Siz burada bir şey için uğraşıyorsunuz, bir muhabbet düzenliyorsunuz, adam... Aynen. Üstümü arayamazsın diyor yani. Ya hayır. Anladın mı? Ben zaten dedim aslında MM hani sizin üstünüzü aradıktan sonra ayıp olmasın size diye onları da arayayım demiş. Onlar da bir tribe girmiş galiba. Gereksiz yani bir şey... Ya hayır, şunu düşünmüyorlar. Zaten içeride 3 tane mi grup var, 4 tane mi grup var atıyorum. E amına koyayım, sen orada huysuzluk yapıp çıkarttığında silah, o 4 grup senin karşına geçmeyecek mi yani? İşte yani. Hani niye üstünün aranmasını bu kadar dert ettim, ben onu anlamadım. Çünkü üstü doldu ondan. Benim de dolu der, hatta MM'e de dedim yani. Ya sizi düzenleyen tarafsınız, öyle düşün. Sizde olması lazım bir tek. Dur bakalım, çaçaları bir arayayım ben. Gelmeyeceklerse... Ya üst arama ya en baştan olmasın. Ki yani olmalı, gereksiz bence. Ki evet. Olmalı ya da tamam gereksiz değil. Bilmem ya en baştan olmasın. Bence masayı, olmalı orada. Masayı toplayan adam kuralları belirler. Masayı toplayan aranacak dediyse aranacak. Aranmayacak demişti adam. Kim demişti? Ama tam da arandıktan sonra söylemiş onu. Ya aranmış ama işte ilk arandıysa tamam aranma tamam. Devam etsin. Hemen anlamamış o tarafını da. Ben şu çaçayı bir arayayım. Çok bir önemi yok zaten. Siz kaçak sigara hakkında mı konuşulacak burada? He. Kaçak sigara benim. Alo. Efendim. Ha? Ne oldu? Sıkıntı çıkmış mekanda. Ha, sıkıntı yok ya. Ha, sıkıntı yok ne oğlum? Biz oraya geliyoruz, boşuz diyoruz. Üstünüz aracız falan. Yani can bunlar tanımadığınız şimdi, adamlar değiliz. Tanımadığımız adam değilsiniz, o sıkıntı değil de. Olay şu. He. Ben düzenliyorum bu olayı. Orada içeride tamam. Çıkacak bir gerginlik, en ufak gerginlikten ben mi şeyim, sıkıntılıyım. Ki ben zaten MM'e arama dedim, sıkıntı yok. İçeride sıkacak olan karşısına tüm grupları alır dedim orada. E peki bunu niye başta söylemedin de orada bizi aratmaya çalışıyorsun sürekli? Ben yoktum ki oğlum burada. Lafımıza icabet edilmedi orada yani. Söylediğin adamları... Beklememişsiniz, gitmişsiniz oğlum, ben şimdi niye geldim. Niye bekleyelim daha. Oğlum? Ya can, beklemenin bir şeyi yok orada. O kadar şey yaptık orada, bekledik. İşte üst aranacak. Ben dedim üstüm, biz dedik üstümüzü aratmayız. İki grup geldik, çıktık gittik yani. Bir daha da gelmeye gerek yok yani. Hayır şimdi alo. Sıkıntı şu. Tamam dolu gelin. O da sıkıntı değil. Ama o başta olacaktı can. İşte sen oradakilere yanlış talimat vermişsin, anladın mı? Yok, onlar yanlış uygulamış. Orası ayrı konu da. O zaman neyse, uyguladığın çocuklara dikkat edeceksin. Çoluk çocuk çünkü hepsi. Yok abi, siz bir tık trip almaya başlamışsınız, ondan oluyor bu. Yani bizim... burada çözülemeyecek bir durum yok. Anladın mı? Can, adamlar bak, dervişler falan yok. Dervişler evet. Geri geldi şu an. Bizim üstümüz arandı, onların da aransın diyor. Adamlar da haklı, anladın mı? Bizim üstümüz arandı. Siz kimin üstü aranmış? Dervişlerin. Ya onlar kim? Bizi ondan aynı keseye koyma yani, anladın mı? Onların üstü aranabilir, bizim için dert değil. Biz, yani beni tanıyorsun, yanımdakileri biliyorsun. Bizim lafımıza orada icabet ediyor. Yok dediysek yoktur. Orada gidip de hır çıkaracak insanlar değiliz biz, biliyorsun. Anladım, peki. Bir görüşelim tekrar, bekle bakayım. Tamam, yok. Sonra görüşürüz sizinle. Ayrı olarak yaparız olmadı. Tamam, dert değil çünkü yani bizden de sıkıntılı olan adamlar var orada. Bir tık da onları görünce sinirlenmiş olabilirler okay, yani. Okey tamam. Tamam haydi. Haydi. Ortamda bir gerginlik mi var, bana mı öyle geldi? Black'lerle çaçaların arası iyi değil galiba ha? Ha? Ha chat? Tamam, biz böyle konuşalım konuşacağımız muhabbeti. Gelmeyeceklermiş, gelmesinler. Daha sonra ayrı görüşürüm ben onlarla. Alo. Benim bir toplantım var, sonra geleceğim. Arayayım mı üstüne? Yok arama. Sıkıntı yok. Geçelim içeri. Zaten yabancı yok, kim var başka? Ya biz varız, bizden yana sıkıntı yani. Yok. Biz arandık zaten ya. Aha bak, Geralt başladı mesela. Vurun amına. Yok. Oğlum bunu kim düşürdü ya? Ben onu masa sandım, düzgünce itekliyordum da. Ya oğlum. Benim hakkımda o vardı böyle etrafını toplamak için. Kürşat. Tori. Efendim abi. Siz ikiniz dışarıda kalsanıza. Okey.
Sağa sola dağılın olan hatta girişlere. Kayra. He. Rahatın yerinde mi? He. Burası pas kokuyor. Emem nerede Emem? Efendim? Ya herkes bu, herkes burada Can abi falan. Buradayım. Bana ne bakıyorsun lan? Yok, değil. Konuş, planı sen ortaya attın. Aç tamam, mevzuyu. Kim gelecek daha? Can abi, Mahir. Aman orası konum atlıyor da ne yapayım? Ha aynen, Mahir'le Uras'ları aradım, ulaşamadım. Onlar hatta Ares kimle çalışıyor bilmiyorum. Tek mi çalışıyor, şey mi çalışıyor Ares'e ama. Ares'e de ulaşamadım. Ares tek çalışıyor. Tamam Ares, sıkıntı değil. Coşkun'u atayım Ares, mı konum? Ares, ben sana söyleyeyim. Konuştum. Ares her yerde satar. Ares zaten iyi, yani iyi çocuk, ben severim Ares'i ya. Sizin bir derdiniz var mı bilmiyorum ama. Yo. Bir zamanda beraber iş de yaptık. Coşkun'a da attım konum, o da şeydi. Yağız gelecek, Urazlar gelecek, bir de şey gelecek işte. Coşkun. Sen bağcını bağlasana. Kayra. Pardon, kafana yaslandım. Kafama yaslanıyorsun. Kusura bakma. Uzay, sen şeyle yerdeysene, Kürşat'la. Uzay, kapıdan çık, sağa dön. 1.55 yol. Alo. Efendim Kro. Konum atılacak, birazdan gelsin oraya. Aksar bana bir konum attı. Evet tamam, oradayız, gel. Okey, geliyorum, tamam. Yıl, ben sana ne soracağım? Neyle tutturuyorsun lan bu saçları? Wax'la. Wax iyidir ya. Wax iyidir, wax. Eyvallah. Yo, tohum sağlanmıyor zaten. Milletin stokları bittikten sonra direkt yüklü tohum isteyeceğim, öyle satacağım. İsteyen varsa alır. Ya şöyle diyeyim, bizim gelirimizin şeyi şu an bundan geliyor. Başka bir şey yapmıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ben zaten sana satma demiyorum ki. Tohumu gel benden al diyorum. Ne kadar satacağım mesela? Kafanda bir fiyat var mı peki? Tohumunu mu? Evet. Tohumun içinden 100 tane veya 80 tane civarı sigara çıkıyor. Tamam. Sen bunu kağıtla da birleştiriyorsun. Evet, biliyoruz. Tohumun ederi yaklaşık olarak 5000 dolar falan ediyor. Çok bir şey değil yani. Ya tek kaçak sigara da değil. Buz büyüsü de zaman bir ara işin içine girecek. Ben o köşelerde bir şey yapmasın lazım. Bizde kimyasal yok Zenci. Bizde de yok bu arada. Kimyasala karşıyımdır bu arada. Ha şöyle söyleyebilirim. Benim mahallem ve çevresinde kimyasal satışı yapılmasın. Ben de bu arada, bize bir köşe verilecekse o köşede buz büyüsü satılmasını istemem ben de. Tamam işte, onlar konuşulsun diye zaten toplanalım. Girsin. Ön taraftan girsin. Bence biraz daha açılıp megafonla konuşalım. Nasıl fikir? Diyorsun. Kırmızı Baraşlar geldi. Sen patlat da bir özlü söz. Biz bir özlü söz dinleyelim senden. Yaz. Ya o gün çok fena gaza geldim. Hepsini harcadım galiba. O gün benim kalbimi çaldın Gayra. Tövbe de. Vallahi. O laflar bana geldi ama ben bile etkilendim ha. İşte özlü söz öyledir. Böyle bir etkisi var. Evet bayağı iyiydi. Selamlar. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Maske şapsa takıp geleyim. Yok lan, yok değil. Yok değil. Zaten herkes birbirini biliyor burada. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsunuz? İyi, takılmaca sen.
Ne yapayım be Kayra? Kaçlık yedin lan Yaz? Kaçlık danslar mı? Bugün mü? 75'lik olduk. Neyse, ya. Neyse çok keyifli. Geç oldu artık. Allah kurtarsın. Allah bile kurtaramadı bizi. 75'lik olduk işte. Allah bir aksakallı dede konuştu orada benimle. Kurtaracağım falan dedi de o bile kurtaramadı. Bana da fısıldadı. Evet. Bence o aksakallı dede var ya yalancının teki, haberiniz ya olsun. Bence de. Baksana kurtarmadı beni. ben yakından tanıyorum. Aa Ömer. Efendim? Şimdi konuları açmadan önce ben ufak bir şey yapmak istiyorum. Kendime bir duyuru yapmak istiyorum da. Herkes gelsin. Önce bir konuşalım. Aşk kimse yok zaten. Coşkun gelecek. Yok mu? Tamam arkadaşlar. Herkes şimdi... şu çembere toplansın. Bacını bağlasana. Derviş sakız. Çembere toplansın size beyler. Gökhan Hıros. Yaklaşın iyice. Bu kadar mıyız? Yok. Konuya giriyorum ben direkt o zaman. Bir muhabbet var şu an toplantıyla alakalı olmayan. Ben bunu açmak uyumuş istiyorum. Mu bilgisayar başında? Şimdi şöyle biliyorsunuz yakın bir zamanda polis bizim mahallemizi bastı. Uzun bir süre çatıştık bir saat boyunca. Olması gereken oldu yani adamların durumu belli. Bu konuda diyecek bir şey yok. Şunu diyeceğim. Polisten kaçarken veya bir şey yaparken saklanmak için bize haber vermeden mahalleyi kullanmayın. Çünkü bu bizi sıkıntıya sokuyor. Bunu yaptığımız zaman polisler bizi direkt olarak zan altında bırakıyor ve bizi uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu duruma dikkatli olursak, dikkatli davranırsak bu konu hakkında çok daha iyi olur hepimiz için. Benim konum bu kadar. Okey, MC sonra olarak bilirsin. Zaten böyle bir olaya hiç girişmedik. Aynen, biz böyle bir şey yapmadık. Ha neyse, herkes bahsetmiştir zaten bu köşe olayları, herkes bir alan belirlesin falan. Kaçak sigara ve buz büyüsü için alanlar belirlenmesini istiyorum tüm ekipler açısından. Ya şahsen biz Vespucci'de satış yapıyoruz ve başkasının bizim alanımızda satış yapmasını pek istemiyoruz. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur bilek olarak. CEO'larla da konuştum. Onlar da ne tarafta satıyordunuz? Vinewood tarafında değil mi? Biz yani aynen zengin mahallesini oralarda satıyoruz. Bu hem içimizi rahatlatır. Bir nevi. Gözcü falan koyarsın. Can konuşma işlerin de iyi değil arkadaşlar. O yüzden konuşma işin değil de. Hem de şöyle bir şey yol açar. Olası bir oluşum arası şeydi. Çatışmada orayı ifşalarsınız. Can satışı konuşmayı sevmiyor genel olarak. Sadece birbirinize sıkmakla kalmazsınız yani. Benim düşüncem bu. Biz Vespucci istiyoruz. Sizin yerinizi zaten biliyoruz bilekler olarak. Geo'lar da şey yaptı. Bizim yerimiz derken 11, ya, 12, 3 ve 4'te hiçbir şekilde kimyasal madde çıta satışına izin vermiyorum. İzin vermiyoruz. Hemen aynen. Birisi... Bir saniye. Bunları not alsın biri de. Hatta her gruptan birer kişi not alsın. Kuralı aşan taraf olduğu zaman gene böyle bir yer toplanılır. Cezası neyse ortak kesilir yani. Ya ortak kesilmesine gerek de yok. Zaten ekipler bu cezayı verecek kadar güçlü herkes. Yani işte aralarım. Not alıyorum. Ama onun dışında bizim herhangi bir mahallemizin yanında köşesinde para kazanmak için kaçak sigara satan birisine engel olmuyorum. İstediği gibi Deus kardeşim, istediğin gibi satabilirsin benim mekanımda. Sıkıntı yok. Nereye demiştin Yuval? Tekrar söyler misin? 11, 12, 3, 4. Okey. Orada kimyasal mı olmayacak? Kimyasal olmayacak. Tamam. Tio siz nereye diyorsunuz? Biz zaten Trabzon'da tutayız. Tio? Bir dakika bakıyorum. Bu zengin mahallesinin yukarıda... Limon Market'in üstünde bir tane yer var. Tam üstü değil, onun da üstü. Tam üstü değil, onun da üstü. Okey. 8. Ora yeterli bizden. 8 mi oluyor ora? Aynen. Uraz Gerald. Ben iki tarafta arayayım. İki tarafta arayayım. Bak bir saniye bakıyorum. Vallahi ben de satacak olsam Geo'larım falan o tarafta satarım. Haberleri de olur zaten. Sıkıntı da yapacaklarını düşünmüyorum. Ya aynen satacağınız zaman başkasının köşesini satacağınız zaman haber verirsiniz zaten kimse burada hani şey yapmaz yani. Altı boşta mı? Bir
Bir saniye. Ya biz Vespucci tarafında satıyoruz. Satışları da orada devam ettireceğiz. Başka kişinin de ben satış yapmasını istemiyorum açıkçası. Sen 5'te sattın 5. söylüyorsun doğru mu? Aynen 5. Sahil yani. 6 boşta mı şu an? 6'ya bakıyorum hemen. 6 boşta. Tamam bize 6 ile 8 yaz. Okey. Altı ile sekizi yazdım size de. Bizim orada satmak isteyen izin alır zaten. Bir sesli konuşsana Gökhan. Şunu sorayım size. Bu şehirde satan sadece buradakiler mi? Hayır. Dışarıda bir kesim var mı? Var. İlla ki vardır ya. Var var. Dibinde de bu kadar var. İllaki bu iş sadece buradakilere mi verildi? Hayır. Yok hayır. Bu iş yok, hayır. Kimseye verilen bir iş değil. Hı hı. Elini kolunu sallayan gidip alabiliyordu. Ki aldı. İşte zaten başımız o yüzden patlamasın. Herkes kendi şeyini bilsin. O yüzden bu kurallar çizilsin diye toplaştık. Hani atıyorum yarın bir gün dediğin gibi Yağız tanımadığımız bir herif işte yer altında dediğiniz çıkıp satacak atıyorum çocukların, evil'ların mahallede. Ne olacak o zaman hangimizden bilinecek? En azından bak şöyle burada. Şöyle bir şey yapalım. Bence şahsi düşüncem. Azbar azbar. Şimdi iyi mi? Aha. Şimdi şöyle bir şey yapalım birader. Burada belirli bir isim yapalım. Dışarıda sağda solda yerlilere satmaya çalışan adamlara diyelim. Bu iş bizde. Böyle böyle. Bu işin bir masası var. Bir toplantısı var. Ya buraya katılırsın. Ya da bu işten elini ayağını çekeceksin. Sadece şeylere satacaksın. Bizim gibi insanlara. Uğraşmayacaksın. Bizden alıp istediğine satabilirsin. Böyle bir el koyabiliriz. Çünkü ipini koparan bu işi yapıyorsa bir anlamı olmuyor. İçeceğim diye alıp da yerlere satanlar falan var ya. Heh. Onları ezmek lazım. Ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Kimyasala kesinlikle karşıyım ama biliyorsunuz ki yaptıysanız eğer kaçması en kolay yer bizim hurdacının önündeki yer. İstediğin yere kaçabiliyorsun polisten. Evet orası ben, bayağı iyi. O yüzden polisten kaçamayıp da yakalanan birisi görmek istemiyorum. Benim insanlara düşmanlığımdan çok polislere düşmanlığım var. Bu herkes tarafından bilinir zaten. O yüzden ben kendi mahallemin etrafında kimsenin sigara satmasına karşı değilim. İsteyen istediği kadar para kazanabilir. Umumda değil. Sadece kimyasal diyorum bu bağlamda da. He. Birisi senden içeceğim diye alıp da satıyorsa satsın. Para lazımdır. Ne olacak? Zaten kaç dolar kazanıyor oradan. Abi burada olmayıp da senin yerini, benim yerimi, Gio'ların yerini, Can'ın yerini ifşalayacak çok adam var şehirde. Biz de bu işe bir düzen getirmek için bu iş bizden geçiyor. Haberin olsun korkusu vermemiz lazım. İpini koparan 15'i 16 yaşındaki çocukla. Derin uydu herhalde ya. Delikanlılar. Ve bu işe girdi mi, cehaletle yaptı mı bu işi biz patlarız. Kusura bakmayın da bu iş zincir gibidir. Ben patlasam sen patlarsın. Sen patlarsan Can patlar. Can patlarsa hepimiz patlarız mesela. Hepimizi bulurlar. Her köşeye bir polis diktiler mi de hiç nefes bile aldırmazlar bizi. Biraz daha profesyonel yapılması lazım bence. Bence bunun için insanların stoklarının bitmesi lazım. Kontrollü değil şu an hiçbir şey. İnsanların stokları biraz zor biter. Aynen öyle. O son bu kaçakçıdan gelen tohumlar var ya. Ha, ben de onu söylüyorum işte. Sapını koparan aldığı için oradan. Ya bir grupta 7 kişi varsa nereden baksam 1,5 ton malzemesi var adamların. Yok adamlar maydanoz ya, yetiştirir gibi ot şey yetiştirdiler. Şöyle de bir şey var. Biz o korkuyu adama verdik. İsterse 10 ton olsun. Onun korkusuyla götüyle içeride satamaz. Satar. Satar. Satan her türlü satar. Onun kontrolünü sağlayamazsın zenci. Doğru diyor. Satan her arkandan türlü satar. Önünden satar. Şöyle bir durum var. Ya Yağız'ın dediği şu. Hiçbir zaman engelleyemezsiniz ki beyler. Bayanlar hiçbiriniz. Satan her zaman satacak bir köşe başında ama Yağız'ın orası dediği gibi lan, büyük satmaya çalışan, çok fazla bu işi düzenli yapmaya çalışana korkuyu salarsan o zaman adam bir dur der, anladın mı? Ah siktir der, binecek der tepeme der yani. O zaman buradaki masanın gücüyle satana binmemiz gerekiyor önce bir.
Sonra insanlar kulaktan kulağa zaten nasıl satamayacaklarını anlamış olacaklar. Aynen öyle. Yazda katılıyorum ya. Bu konuda bilgi olmamız gerekiyor biraz. İş başka, arkadaşlık başka, düşmanlık başka. Bilmiyorum. Benim burada kimseye düşmanlığım olan bir insan görmüyorum. Aranızda bir şey olsa bile masadan dolayı gerekirse burada konuşun bundan sonra. Farkında değilsiniz belki ama şu an bir masa tarzı bir şey kuruluyor burada. Ha, benim burada, de benlerim burada var. Burada ne olursa olsun dostuz. Eğer dışarıda bir düşmanlık yaşadıysanız da burada belli edin, burada halledin. Benim de bir önerim var. Kulağıma gelen bir olaydan müteallit. Yani ne olursa olsun parayı verecek bile olsa çocuğa mal vermek yok. Konuşuldu orası. Konuşuldu, halledildi o. Çocuğa mı mal verildi? Verilmiş bir yerde. Yok, Evlon halledecekmiş ya, bizlik bir şey yok. Bakın. Ya anladım. Sizin melodiniz neyse can, masada bilsin onu. Bende de yaşar o. Elini kırıyorum, diğer eliyle tutuyor amına kodumun sopasını. Ya o sizin içinizde olacak bir şey zaten. Birazcık burayı kırmak lazım o zaman. Ya biz... Yes. Her neyse, başka bir şey yok sanırım. Yani benim için sistem okey ama Yağız'ın son söylediği beni bağlamıyor, haberiniz olsun. Yani bir şey oldu mu gelip masada çözmem. O kişiler arasındadır. Vallahi siz bilirsiniz, ben bir çözüm attım. Ya ondan sonra ama buraya yansıtmayın da. Yok yok, iş başka, olay başka. Ya şöyle diyelim, buraya bir diplomatik bir şey yansıtmak istemiyorum ben açıkçası. Bir dostluk olsun istemiyorum masada. İş konuşuyorsun, kapatalım gidelim. Aynen İş aynen. Zaten aynen, şu anki öyle. Topiğimiz bu buranın oluşmasının amacı tamamen sigara mevzusu yani. Kim nerede ne yapacak? Mevzusu. Köşe mevzusu yani. Kim şu köşede ne istemiyor? İşte Evil'ın dediği gibi ben mahalle tarafında asla buz büyüsü istemiyorum dedi mesela. Ya bunlar önemli şeyler çünkü, o yüzden toplayalım dedim milleti. Yani... Bunu bilmiyor olsaydık, yarın bir gün bizden biri veya işte CEO'lardan biri buz büyüsü işine girseydi de sizin mahallenin çevresini satıyor olsaydı gereksiz bir şey olacaktı, gerilim olacaktı ortalıkta. En azından şimdi buradaki insanlar kimin ne istediğini istemediğini biliyorlar. Ona göre hareket edecekler. Sadece bu sigara konusunda tabii saat bu. Kuzgun haklı. Okey o zaman, tekrar şey yapayım. Bilek'te 11, 12, 3 ve 4 var. Geo'larda 8 ve 6. Geralt 2. Aynen 2'yi seçti. MC olarak da biz 5'teyiz. Biz Vespucci'deyiz. Bizim peki bu giden ekip tek bir kısmı var. Hani... Yapıyor mu onlar bu işi? Hiç fikrim yok. Ha, bir de bir öneride daha bulunacağım. Dur, derviş bir şey diyecekti. Zaten buz büyüsü piyasaya tekrardan çıktığı an haberimiz olur. Şu anlık ben bir gözcü koymayacağım oraya ama buz büyüsü satıldığını duyduğum anda ben gözcü koyarım oraya. Elinden de alırım eğer satanı görürsem. Net olarak söyleyeyim buna. Gerekeni yaparım kendim. Okey işte. Benim de önerim şu. Biri içecekse bile toplu mal vermeyelim. Tamam mı? 5 tane, 10 tane. En fazla o da yani. Çünkü öbür türlü adam senden içeceğim der. Güzel fiyatı alır. Gider köşe başında satmaya çalışır. Buna eminim yani, yaparlar bunu. Hanım biri içecekse de gelsin. Belli bir miktarda alsın. Ares offline de o sırada da ondan. Ares'i hani aradıklar, ulaşamamışlar. 100 tane, 50 tane 100 tane çıkartmayın bence bir anda. Ya şöyle düşün. Üretemeyen adama bunu verdin mi bir sıkıntı olmaz. Ağaç gibi düşün. Dallarına ayrılırsın. Kökü bizde olduğu sürece bir sıkıntı yok. Ya dedim ya, hani adam iki camdan alır. Aynen, ya da sonra senin ona... köşende satmaya başlarsa diye diyorum, anladın mı? Biraz pahalı fiyattan satılabilir. Çocukların rahat sonra ettiği yer orasıymış. Ben aynen, canla girmem. 350 şeyde sahada satma muhabbetine. 350'de. Çocuklar orada düzen kurmuşlar, o yüzden orayı istediler.
Tamam, buydu yani. Okay. Herkes okeyse alınan kararlara. Tamam, sıkıntı yok. Bizlik sıkıntı yok. Tamamdır. Okey, eyvallah gelenlere. Ne demek istedim? Teşekkürler. Yaz. Gelsene 2 dakika arkaya. Bende bir şey olan yok değil mi üzerimde? Hadi Cio, Gökhan, Yenge. Biz de dışarı çıkalım. Sen bağcıklarını bağla. Çıkalım. Gel uğraş yürüydük. Kankim yazar mı? Evet. Ne yapıyorsun? Ya Krov. He. Ben bu Melodo Mavid'den bu yaşarı sikeceğim de. Yok, ama zaten bir yerden bir yere bağlayacağız illaki bunu da yani. Evil'la konuştum. Kendi içimizde hallederiz biz. Eyvallah falan filan dedi. Yani kendi verir onun ayarını ona. İyi, temennisini veriyorsa, güveniyorsan aynen. Sıkıntı yok. Gel gel yaz. Geliyoruz biz be. Okey. Boş yapacağım ya, bir şey demeyeceğim amına. Geç şöyle içeri. Ne yapacaksın, sikeceksin mi amına? Boşver, tokatlama da. Ha, bu muhabbetlerden benim sağdan soldan haberim oluyor ya, yüzden sana harbi darılıyorum. Oğlum MM'i arattım herkesi. Sikerim. Seni aramadı mı? Beni kimseye arattıramazsın aslanım. Beni sen arayacaksın. Boş yapma lan. Dört kere dans et bakayım. Ya bırak beni salak orospu. Bırak yaptığınız hareketlere bak, masadan dağıldı. Bizim bir çeki düzen vermemiz lazım. Amına koyayım. Oğlum. He. Çok şey yapıyorsun, ileri atıyorsun. Hadi hareketlerine dikkat et, amına koyarım senin. Oho bak sen. He. Bana bir can borç. Ağa olsan da bırakırsın, paşa olsan da, bu kadar basit. Yok, araca bıraktık buna dediler de. Tam buna mı? Bu ilişki böyle gitmez. Dedi, ayıp olur dedi diğerlerine. Sizinkini de arayayım. Aynen öyle. He. Onların yanlış anlama, taşıdığını demiyorum. Bana bir isim olarak can borçlusun. Çok uzak kaldı bana. Aga. Aga, sikeyim anneni. Aga. Haydi let's go. Aga. Hiçbir şey kalmadı zaten. Hadi gidelim. Ne diyoruz? Uyudun mu sen? Yo, ne alaka? Mesaj attım sana. Gördüm. Niye gelmedin? Konuşuyordunuz. Ne? Dinledim öyle uzaktan işte. Yanımda ol isterdim ya, ne bileyim. Yaz ne diyor? Bir şey demiyor ya, boş yaptık. Şu şehire getirdiğiniz kategoriler için çok teşekkür ederim. Annenin amı. Yok abi, ben ne düşündüklerini de biliyorum şu an. İşte yeni olan ayağına çağırıyor mevzusu. Olay yok. Dayım mı ağzına şimdi? Ben niye vuramıyorum? Yok bir şey hayatım, kaç. Ares satar elim zaten oğlum ya. Ares. Gitmedi biliyor musun adama? Fark ettim. Niye? Şöyle bir silahını çıkart, salla sağda solda. Yok ki. Dur, yok motorda. Şimdi... Tamam. Anladım, okey. Bak, ha. Çocukların önünde dayak mı yemek istiyorsun? Evet. Nasip olur bana. Ne diyorsun ya? Yeter mi? Yeter bence, ahu. Tamam, yeter. Şaman alından döndürdün kendini. Ne diyorum ben? Yeter diyorum, yeter. Kaçma artık.
Daha da vurmaya çalıştıkça dayak yiyor ya.